Tüm gençlere merhaba. Onur Kemal Koç ben. Mülakat simülasyonu serimize devam ediyoruz. Bugün İsmail kardeşim gönüllü oldu. Daha önce benim çektiğim bir YouTube videosunun altına abi ben de bu seride olmak istiyorum yazdı. Sonra hemen sözleştik. Şimdi ben İsmail'e sözü vermeden önce şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Daha önceki serilerimizde olduğu gibi, aslında benim tüm videolarımda olduğu gibi, lütfen benim ağzımdan çıkan sözleri, tavsiyeleri mutlak doğru olarak kabul etmeyin. Tamamen yanlış olabilir benim önerilerim, kısmen doğru olabilir. Siz o kadar çok kaynak tarayın ki, o kadar fazla insandan görüş alın ki kendi doğrunuza ulaşabilin. İsmail sana hoş geldin diyeceğim ama bir soru sormam gerekiyor. Ben kendimi tanıttığım ilk saniyeden itibaren bu videoyu kayıt altına alıyorum. Sen kapatana kadar video kayıt altında olacak ve sonra gençlere fayda sağlamak adına ben bunu YouTube ve benzeri sosyal medya platformlarımda yayınlayacağım. Bu konuda açık ve net rızan var mıdır? Evet, vardır. Süper, hoş geldin tekrardan. İki tane bugün soruya cevap vereceksin. İsmail kendi isteği üzerine hızlı tüketim sektöründe, FMCG'de bir firmanın pazarlama departmanında bir staj pozisyonuna başvurmak istedi. Dijital pazarlama stajı pozisyonuna başvurmak istedi. İki tane soruya cevap verecek. Biri kendini kısaca tanıtır mısın? Kendinden biraz bahseder misin? Diğeri de çözdüğünüz bir problemi anlatır mısın sorularına cevap verecek. İsmail hazırsan ben Mehmet Bey'im. Sen kendini oynayacaksın. Mülakata başlayalım. Tamamdır. Ben hazırım. Başlayabiliriz. Tamamdır. Mehmet, hoş geldin mülakatımıza. Nasılsın? İyi misin öncelikle? İyiyim Mehmet Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasıl geçiyor? Mehmet mi dedim? Ben İsmail. Çok özür diliyorum. İsmail. Yok, estağfurullah. İsmail, hoş geldin mülakatımıza. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk Mehmet Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok sağ ol. Mülakatımıza başlarken klasik sorudur ama sen kendini birazcık bir tanıtırsan bana, ben diğer sorularımı geçmeden önce seni tanımak isterim. Tabii, öncesinde ben kendimden bahsedeyim. Ben İstanbul Şehir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği İngilizce 3. sınıf öğrencisiyim. Bu bölümü seçmemdeki asıl sebep UNDP'nin kalkınma hedeflerinden biri olan yenilebilir enerji ve temiz enerji üzerine. Ben bu bölümü seçme kararı aldım. Ondan sonra okulumda işte derslerimi çalışırken bir yandan da kulüplerde aktif rol almaya çalıştım. Bu kulüplerden bir tanesi de Management and Economics kulübüydü. Burada haftalık Onur Kemal Koç gibi böyle bazen de akademik hocalarımızın olduğu, bazen ise firmalardan gelen konuşmacıların olduğu kişileri ağırladık. Burada benim görevim organizasyon ekibindeydim ben. Burada takım arkadaşlarımla birlikte gelen misafirleri ağırladık. Gelen konuklarımızı misafir ettik ve onlara uygun event yerleri ayarladık. Yani kimi konuşmacı ayağa kalkamadığı için herkesin görmesini sağlayan uygun yerler seçtik. Konferans salonu gibi. Kimi misafirlerimiz de böyle interaktif konuşmayı sevdiği için onlar için daha çok sadece sandalyenin olduğu alanları tercih ettik. Bunların ayarlamasını yaptık. Ondan sonra bizim Kariyer Merkezi'nin düzenlemiş olduğu her sene Kariyer Festivali'nde mali işler ekip liderinde rol alma fırsatı yakaladım. Burada her sene 40-50 firma geliyor. Biz bu firmaları öğrencilerle buluşturmakla yükümlüydük ve ayrıca benim ekibimle buranın maliyetini hesaplamayla ilgili bir takım görevlerde rol aldık. Ve hesaplamalarımızda rektörlük ofisine bu ücreti kabul ettirmek için belli başlı toplantılarımız oldu. Bunları kariyer merkeziyle birlikte beraberce hallettik. Başka bir stajın sonra, yarı zamanlı çalışman oldu mu? Tabii oldu. Ben ilk önce gönüllülük faaliyetlerden bahsedeyim dedim. Ondan sonra staja geçmek istedim ama isterseniz staja... Tamam, ben direkt... anladım. Güzel, dolu dolu geçirmişsin kulüp faaliyetlerini. Staj ve yarı zamanlı çalışmalarını bahsedebilirsin. Tamam, hemen bahsedeyim. Bu kariyer festivalinde Kayfursa firmasını ağırlamıştık. Ben oradan networking sayesinde beni davet ettiler. Ben de görüşme imkanı sağladım. Burada mülakata alındım. Ondan sonra satın alma departmanında çalışmaya başladım. Burada satın almada günlük raporlar hazırlıyorduk. Ben tüketim kısmında belli ürünlerin Excel raporlarını hazırlıyordum. Ondan sonra bazı toplantılara katılma fırsatı yakaladım. Ve burada bir de insan kaynaklarının bize staj ödevi gibi bir güzel bir proje ödevi vermişti. Ben de bir ekip arkadaşım da bu projede yer alma imkanı yakaladım. Başka bir staj yarı zamanlı çalışma projede, oldu mu?
Başka bir yarı zamanlı staj çalışma oldu mu? Staj çalışmam olmadı. Yazın Sami Beach Gümbet Otel'de, 3 yıldızlı bir otelde ön büroda resepsiyonist olarak çalışma imkanı yakaladım. Orada da işte yabancı, İngilizcem sayesinde yabancı müşterileri ağırladım. Onların giriş çıkışlarını, müşteri karşılamalarını, işte oda problemleri gibi sorunlarla uğraştım. Pazarlama alanında herhangi bir tecrüben oldu mu şu ana kadar? Aldığın bir ders, katıldığın bir akademik çalışma, bir faaliyet oldu mu pazarlama ile ilgili? Şu ana kadar hiçbir şey olmadı ama ben fark ettim ki yani satış konusunda yani deneyimledim. Pazarlama kısmını çok merak ediyorum. Onu deneyimlemek istiyorum. Acaba o nasıl, kendimle uygun mu değil mi? Çünkü staj yapmanın asıl amacı da bu. Neyi yapıp neyi yapamayacağını görüyorsun ki kendine uygun mesleği buluyorsun. Ben de o yüzden farklı bölüm, farklı departmanları tercih etmek istiyorum ki kendime uygun olan bölümü bulmak adına. Çok pazarlama güzel. Alanını merak ediyorum. Başka ekleyeceğim bir şey var mı diğer soruma geçmeden önce kendinle ilgili? Benim bilmem gereken. Tabii şunu eklemek istiyorum. Bir de eğitimlere katılma imkanı yakaladım. Şöyle örnek vermek gerekirse 21. yüzyıl yetkinliklerini Erhan Erkut'un moderatörlüğünde bir yetken etkinliğine katılma fırsatım oldu. Burada şöyle bir mülakattan geçtik ve mülakattan 500 kişi arasında seçilenlerden biriyim. Burada şöyle söylemek gerekirse sunum teknikleri, Excel raporları, vaka çalışmaları, sürdürülebilir sosyal inovasyon ve girişimcilik çatıları altında medya, finansal okuryazarlık gibi konularda bu alanlarda eğitim gördüm ve vaka çalışmaları yaptık. Çok güzel. Şu an bu çalışmam devam ediyor. Eğer başarılı bitirebilirsem sertifika alma imkanına sahip olacağım. Harika. Bölüme girerken yenilebilir enerji alanında çalışmak için seçtiğini söyledin kendin. Peki neden şu an pazarlama alanındasın? Yani neden yenilenebilir enerjiyle ilgili bir şey yapmıyorsun? Şöyle söyleyeyim. Ben öncelikle teknolojiyi çok seviyorum. Yenilebilir enerji hani benim beğendiğim bir alan. Ama şimdi yenilebilir enerjide bir yazılım da olabilirsiniz ya da bir gömülü sistemler mühendisi de olabilirsiniz bu alanda. Ya da bu alanın satışını da yapabilirsiniz. Yani bir şirketin, yani yenilebilir enerji firmasının yani yazılımcı departmanında da olabilirsiniz. Ya da satış departmanında da olabilirsiniz veya pazarlama departmanında da olabilirsiniz. Ben hani bir şirketin farklı alanlarını görmek istiyorum. Bu sayede hangisinin bana uygun olduğunu öğrenip yenilebilir enerji firmasında çalışmak istiyorum. Peki sana şimdi şöyle bir sorum olacak. Daha önce karşılaştığın ki kulüp aktivitelerinde yer almışsın, güzel bazı gönüllülük aktivitelerinde yer almışsın, özel bir organizasyon ekibindeymişsin, farklı kişilerin arasından seçildiğin yerler olmuş. Karşılaştığın herhangi bir problemi kısaca anlatırsan yalnız sevinirim. Nasıl çözdün, nasıl bir yöntem izledin, bana paylaşabilir misin? Tabii hemen izninizle bir su içmek istiyorum. Tabii. Terlettik mi seni, yorduk mu? Şöyle yok kusura bakmayın ya. Hani konuşunca bazen heyecandan dolayı olabiliyor. Ya ben aslında otelde çalıştığım bir olaydan bahsetmek istiyorum. Aslında hani otel diyeceksiniz ya ne alaka, hani bu çocuk mühendis niye burada okuyor diyebilirsiniz. Ama ben otelde çalıştığım sürece birçok farklı şey öğrendim. Ve öğrendiğimden sadece burada bahsettiğim bir problemi anlatmak istiyorum size. Otelde çalışırken şimdi resepsiyonist olarak sabah, akşam ve gece olmak üzere 3 farklı resepsiyonist var. Biz bazen, hani ben kendim bazen sabah oluyorum, bazen akşamcı oluyorum, bazen de gececi. Bu anlatacağım olayda da ben akşam vardiyasındaydım ve 12'de teslim edeceğim. Normalde giriş çıkışlar sabahları oluyor. Hani gelen misafirler. Ama yabancı misafirlerin uçağı bazen rötar yapabiliyor. Bazen geç gelebiliyor. Onların uçak saatlerinden dolayı geç gelme ihtimali oluyor. Bir tane misafirimiz de gene uçaktan dolayı geç gelecek. Bunlar toplam 2 odası var ve odalar zaten sabahtan temizlendiği için yani her şey hazır. Misafirler gelecek, voucher'ını verecek, pasaport fotokopisini çekeceğiz. Ben de işte odalarını teslim edeceğim. Onlar gelince işte ben ve housekeeping odadayız. Tabii akşam saat 11 civarı olduğu için hani müdürüm veya diğer çalışan arkadaşlarımdan kimse yok. Zaten gece vardiyasına geçecek. Herkes dağılacak.
Ondan sonra misafirler geldi. Ben güzel bir şekilde karşıladım onları. Ve fotokopi çektiğim kısımda housekeeping arkadaşıma söyledim. Dedim bir odaları kontrol et. Biz gene bakalım işimizi sağlama alalım. Sen bir kontrol et dedim. Arkadaşım aşağı indiğinde dedi odalar temiz. Yalnız yatak eksik. Şimdi gelen bir odada iki kişi kalacak. Diğer odada üç kişi kalacak. Ama üç kişilik odanın bir yatağı eksik. Ben de bir yandan düşünüyorum ya şimdi 12'de gece var diyesine arkadaşımla teslim edeceğim. O hiç İngilizce bilmiyor. Şimdi nasıl idare edecek diye düşünürken müdür yok, kimse yok. Ben dedim burada kararı benim vermem lazım. Bu olayı benim çözmem lazım diye düşündüm. Housekeeping arkadaşıma söyledim. Depoda dedim yatak var mı? Otelde bu zamanda yoğun dönemde olduğu için depoda yatak yoktu. Ben de biraz zaman kazanmak adına misafirlerime dedim, siz dedim Türk kahvesini daha önce denediniz mi? Dedi ki, yani dedim ben dedim çok rahatlatıyor, böyle çok güzel bir tadı var, denemek ister misiniz? Onlar da merak ettiler, ben de tamam dedim, hemen getiriyorum dedim. Bizim aşağıda restoran kısmında Türk kahvesi barmen arkadaşına rica ettim, dedim yukarıya çıkartabilir misin? Hem bu sırada zaman kazandım ve orada da bizim otelde yıllardan beri kalan bir misafirimiz vardı. Onun da şansımıza bir tane genç bir oğlu var. O da gelmedi. Yani normalde o odayı tutmuş ama genç oğlu daha sonra gelecek. Dedim abi böyle böyle bir durum var. Bize bu konuda yardımcı olur musun diye. Sağ olsun o da hiç kırmadı bizi. Onun odadaki yatağı aldık. Hemen onları diğer misafirlerimizin görmeyeceği bir şekilde hemen aksiyon alıp hızlı bir şekilde koyduk ve odayı teslim ettik. Bundan sonra da yabancı misafirler bizim için dönüşte yani otelden çıktıkları sıra sonuç olarak bize 5 yıldız vermeleri otel olarak bizi müdürü ve patronu çok mutlu etti. Yani benim için de çok güzel bir deneyimdi. Hani kriz fırsatı değerlendirme olsa. Şunu böyle sorabilir miyim? Tebrik ederim bu arada. Güzel çözmüşsün problemi. Tabii buyurun. Peki senin o yardım rica ettiğin kişi vermeyi reddetseydi B planın neydi? B planım şuydu, kendi odam yani pansiyonum otele yakın. Bunu da otele giriş kapısından getirme şansım vardı. Bir de uzun yoldan kendi yatağımı getirme şansım vardı. Kendi yatağımı getirecektim. Yani aklıma ilk o gelirdi. Hani şu anda da düşünsem bir onu getirebilirdim. Belki kendi şey yatağını kendin mi taşıyacaktın? Kendi yatağını kendin mi taşıyacaktın? Yok, zaten diğer housekeeping arkadaşlarımla birlikte vardı. Peki bunun muhtemelen sonunda zaten benim tabii sen tabii bitir, sen bitir, sen bitir, sen bitir. Hani kaldığım odada diğer arkadaşlar da olduğum için hani onlardan da rica edebilirdim ya da fikir görüşünde bulunabilirdim onlardan. Onlar da yardımcı olabilirdi. Peki sen yatağını verseydin nerede yatacaktın? Yani ben bir şekilde yolumu bulurdum. Yani başka bir arkadaşlarla da kalabilirdim. Belki başka bir otelde. Yani bana merak etmeyin. Benim kalacak yerim var. Peki bağlı yani bir şekilde kalacak yer. Bir daha bu problemin yaşanmaması adına ne gibi bir aksiyon aldın ya da kurumuna nasıl bir geri bildirimde bulundun, nasıl bir tutanak tuttun? Bundan sonra ne gibi bir önlem alındı? Şöyle müdürüme raporu ilettim. Dedim ki böyle böyle yani bizim dedim yatak sayısında eksiğimiz var ve o da bunu patronumuzla paylaştı. Ondan sonra zaten bizim bir de klima almamız gerekiyordu. Hem o sıra klima aldık bir de yatak alıp depoya o sayıları arttırdık. Bir daha da böyle bir problem yaşanmadı. Bir avantajımız oldu. Evet, senin evet yani benim yerde kaldığım sürede olmadı. Olmadı, süper. Tamam. Şimdi rol playing'i bırakabiliriz, yani rol oynamayı bırakabiliriz. Ağzına sağlık İsmail, gayet tamam. Güzeldi bence. Şimdi ilk sana sorayım, klasik, kısa ama mümkün mertebe. Sen neyi değiştirirdin? Ya abi ben yarın bak girecek olsam bir mülakata ya da şu an bir daha çekecek olsak bu videoyu. Bak şunu kesinlikle söylemezdim ya da bak bunu daha çok vurgulardım. Bunu kesinlikle eklerdim ya da her şey mükemmeldi abi bence, sen söyle dersen. Sen bilirsin. Yok yani dört dörtlük olduğunu düşünmüyorum da abi şey bence pazarlama alanına biraz daha ilgilendiğimi belli etmeliydim. Her ne kadar okuduğum bölüm bununla alakalı olmasa da neden bu alanda çalışmak istediğimi daha iyi ifade edebilirdim. O konularda biraz uyum olmadığını düşünüyorum. Zaten abi siz de meteoroloji mühendisliği bölümünden mezundunuz. Mesela sizde de ifade ederken öyle bir durum vardı. Ya yani bunları daha iyi yapabilirdim.
Yani aldığım eğitimi belki daha detaylı anlatabilirdim. Bilmiyorum hani çünkü anlatacak çok şey var yani şu an yaptığımız eğitimde. Onu belki daha iyi anlatabilirdim diye düşünüyorum. Tamam. Şeyle ilgili, problem çözme ile ilgili, star tekniğiyle ilgili videoyu izlemiştin zaten. Biliyorsun benim sana anlatımımla ilgili. Sence Evet. bu Evet. hani durum, görev, hedef, aksiyon ve sonuç kısmı ile ilgili yeteri kadar iyi anlattığını düşünüyor musun? Durumu anlattığımı ifade ediyorum. Bence iyi anladınız size anlatma konusunda. Yalnız target ve aksiyon alma kısımları orayı biraz karıştırmış olabilirim. İkisini beraber de anlatmış olabilirim. Ya da Sıkıntı değil. hedeflerimi Yani anlatmak karşı taraf istiyorum. anladığı sürece benim için bence ya illa sizi ben bir kalıba oturtmaya çalışmıyorum. Sonuçta durum belliyse bence senin anlattığında belliydi zaten. Oradaki artık hedef ne? Müşteriyi yatağa geçirmek işte yani. Müşteriyi Evet. odaya geçirmek. Karşı taraf da orada bence şey olmamıştır. Ya burada görev ne acaba falan. Çünkü bazen öyle problemler anlatıyor ki karşı taraf. Şeyi anlamıyorsun. Ya, hedef neydi? Ya seninki çok basit. Çünkü hepimiz bir otele gidip belli başlı şeyleri Evet. yaşadık. Seninkinde gayet anlaşılırdı ama sen bana kalkıp da mesela okulunda hiç bilmediğimiz bir alandaki bir projeyi anlatsan ben orada anlamam mesela hedefin ne olduğunu. Bazen bir proje oluyor. Sen bir çip tasarlamayı anlatırken kafanda çipin daha küçük olunca daha verimli olacağını düşünebilirsin ama karşı taraf belki hayatında hiç çip görmedi. Hiç çipin küçük olunca bir avantajı olacağını düşünmüyor. Hatta belki daha büyük bir çip üretmenin çok daha büyük bir var yani şeyde fayda sağlayacağı varsayımında bile bulunuyor olabilir. Herkes her şeyi bilmiyor sonuç olarak. Seni mülakata alan kişi de her şeyi bilmiyor. Teknik bilgisi yeterli olmayabilir. Evet, farklı Yani insan alanlarda kaynakları sonuçta. uzmanızdır mesela. Gerçekten senin Evet. mühendislikle ilgili verdiğin çok basit temel seviye bir şey bilmek zorunda değil. Hayat görüşü gereği biliyordur ama o anlamda ben size hedefin ne olduğunu, görevin ne olduğunu açık bir şekilde belirtin diyorum. Sen bence o tarafta belirttin. Şimdi ben sana söyleyeyim geri bildirimlerimi. Tabii. Öncelikle kendini anlatırken gayet iyiydin ama kendi ağzınla yenilenebilir enerji alanında çalışmak istediğini ve bu bölüme ondan girdiğini söyledin. Kimse sana neden bu bölüme girdin diye sormadı. Şimdi benim sana tavsiyem eğer sen bir hızlı tüketim alanında bir pazarlama departmanına uyduruyorum ya da başka bir sektörde fark etmez teknoloji sektörü olsun pazarlama departmanı ya da başka bir departmana başvururken bunu vurgulama. Yani yenilenebilir enerji alanında bir çalışma yapmak amacıyla girdiğini vurgulama. O zaman şöyle bir imaj çizebilirsin. Bu yenilenebilir enerjiyle ilgili ne yaptı da onda kariyer hedeflemediğini fark etti de bizim sektöre geçiş yaptı konusu soru işareti kalır. Bir de ben sana sordum aslında ağzımla yani bir Evet. şey yap diye durumu düzelt diye orta açtım. Simülasyon olduğu için bu. Onda diyorsun ki bir de ben biraz göreyim diyorsun diğer departmanları. Yine yenilenebilir enerji alanında çalışmak isterim. Bak şimdi ben sizi bunu sadece sana değil bu simülasyonu yaptım. Çok kişiye söylüyorum. Karşı taraf okul değil. Karşı taraf sizi yetiştirmekle yükümlü değil. Bak şöyle olsa haklısın. Devletin bir programı olur. Devlet der ki mesela bütün kurumlara sizi öğrenci yetiştireceksiniz. Sizin işiniz öğrencilere iş öğretmek. Bak böyle bir şey yok. Yani siz karşı tarafa fayda sağlamak amacıyla bir kuruma fayda sağlamak amacıyla giriyorsanız o sektörde kariyer hedeflediğinizi bilmeniz lazım ilk önce zaten. Hani yalan söyleyin demiyorum ama ben olsam şunu vurgularım ya ben kardeş senin sektöründe, senin firmanda bir kariyer hedefliyorum. Sen bir de ağzınla diyorsun ki ben yenilenebilir enerji alanında çalışırım. Siz bana biraz öğretin. Ben bir bakayım sizin departmanlar güzel mi diye. Ya böyle anlaşılıyor. O zaman karşı taraf sana neden Evet. eğitim versin ki? Neden emek harcasın? Neden para harcasın ki? Düşünsene. Yani senin orada aldığın nefes Zaten gidecek gözüyle bakıyor. evet ya sen bir de ağzınla söylüyorsun bak karşı taraf sormuyor. Ben sana desem ki neden elektrik elektronik mühendisliği ve sonrasında pazarlama ya da hızlı tüketim sektörü desem. Hadi o tarafta mesela böyle nasıl tabiri caizse böyle bir topallasan. Eyvallah sen kendi ağzınla karşı tarafa koz veriyorsun. Bak bir ona dikkat et. İkincisi okul faaliyetlerinde yer almışsın. Müthiş. Çok detay veriyorsun benim gözümde. Zaman çok kısıtlı. Yok işte hani birinin boyu uzunmuş, birinin boyu kısaymış. Ya boş ver hocam yani hani şey değil bu. Hiç kimse, hepimiz biliyoruz atom parçalanmıyor hiçbir yerde. Sen orada güzel bir görev icra etmişsin. Bırak karşı tarafa bırak onu yani. Karşı taraf sorarsa söyle ama bak karşı taraf derse ki biraz açar mısınız yani ne gibi bir şey planlamada, kariyer etkinliği planlamada hangi görevleri aldınız derse tamam. Güzelce detaylı bir şekilde anlat. Karşı taraf seni müdahale edip kesecektir. Sen bak staj yapmışsın. Onu daha vurgulamamışsın. Yarı zamanlı çalışmayı daha tam vurgulamamışsın. Otelde çalışmışsın bak tam zamanlı. Onu vurgulamamışsın. Bana şey anlatıyorsun. Yok şunu davet ettik, yok bunu davet ettik, yok bunun boyu uzundu, bunun boyu kısaydı.
şöyle yaptık. Boşver sen de ki mesela ben şu kulüpte organizasyon planlama ekibindeydim. Bunun yanında şu otelde şöyle bir ön büroda çalıştım. Burada şöyle bir staj yaptım. Network'üm sayesinde bulduğum bir stajlık. Güzel onu vurgulaman. Bak İngilizceyi çok güzel vurguladın. Yani bir otelde, ön büroda müşterilerle ilgilenen bir insan, yabancı müşterilerle İngilizcesi zaten yeterlidir gibi bir imaj verdin. Harikasın. Yani orada benim İngilizcem iyi demek yerine bana aslında göstermiş oldun İngilizcenin iyi olduğunu. Bak çok güzel. Böyle aslında kısa kısa vurucu bir şekilde devam etsen daha iyi olabilecekti. Ben seni kesmek zorunda kaldım. Bir de defterden okuyorsun. Hadi şimdi simülasyon diye sıkıntı değil ama sakın mülakatta defterden falan okuma. Yani karşı tarafa ayıp olur o da. Defterden ben ne okuyacağım falan diye. Hani bak benim sana tavsiyem yapacaksan bile bazen birazcık kapitte hayatta çakal olmak lazım. Not alıyormuş gibi yap bir yere yani. Kısa kısa aralarda bak yani anladın mı? Böyle aralarda çaktırmadan onu aldın ki ya yapma da yani yapacaksan bile diyorum yani illa yapacaksan. Küçük böyle yazarsın kağıda hani o zaman çok şey durmaz yani not alıyor. Karşı taraf konuşurken not alıyormuş gibi bakarsın yine. Ama hani bence yapma zaten böyle bir şey zaten. Kendini tanıtırken de bence bir yere bir bakmaman lazım. Anlatabildim mi? Güzel bir şekilde hazırlıklı oraya karşıya tarafa böyle simülasyonlara katılmış. Aynada kendi kendine bile simülasyon yapabilirsin daha akıcı anlatmak adına. Bak bir, yoksa geri kalan bu 500 kişinin arasından seçildiğin organizasyon güzel bir organizasyon. Onu senin dediğin gibi birazcık daha vurgulayabilirdin. Ondaki pazarlama derslerinin, ondaki belki diğer soft skill derslerinin sana neden pazarlama kariyeri yapmak adına bir ışık yaktığını daha güzel bağlayabilirdin. Tam onu bağlayamadın. Satışı gördüm ama hani pazarlamayı da görsem iyi olur gibi. Bu şöyle geçiyor karşı tarafa. Bak tekrar söylüyorum. Karşı taraf okul değil. Karşı taraf neden böyle pazarlama için yanıp tutuşan pazarlama adına dersler almış, kurslar almış, belki akademik bir çalışma yapmış basit, belki bir kulüp faaliyeti yapmış, belki daha önce staj yarı zamanlı çalışma yapmış bir kişiyi seçmek yerine neden seni seçsin ki? Yani öyle bakmak lazım biraz konuya. Bu birinci kısımla ilgiliydi. İkinci kısım gayet güzel anlattın. Tek orada bence şey, ilk kısmı biraz uzun tuttun. Basit bir şey anlatıyorsun ya, bence daha basitleştirebilirsin. Ya zaten 3 vardiya çalışıyorduk dersen sabah akşam olduğu anlaşılır. Ben akşam vardiyasındaydım. Saat 11'deydi. Bazı müşteriler geç check-in yapabiliyorlar. Ya bu hepimizin bildiği şeyler. Yani bence bir mülakata giriyorsan karşı taraf Allah Allah ya otel mi? Nasıl otel? Check-in? Kim check-in yapıyor? Diyecek hali yok yani. Daha önce bence mutlaka. Basit anlatman çok güzel bak. Bence çocuğu anlatır gibi anlatmak lazım her şeyi. Varsayım yapmamak lazım ama hani otel 3 vardiya çalışma. Kimisinin geç gelmesi. O kadar uzun anlattın ki yani kimi müşteriler geç geliyor, kimisi saat 11'de geliyor. Karşı tarafın o kadar vakti olmayabilir. Ya karşı taraf sıkılabilir. Evet. Karşı taraf içinden bu ne anlatıyor diyebilir. Şu bence daha iyi olurdu. Ben az önce bahsetmiştim kendimi anlatırken. Bir otelde çalışıyordum ön büroda. Orada 3 vardiya çalışıyorduk. Normalde bizim check-in'lerimiz sabah olurken bir müşterimizin talebi üzerine geç check-in kabul ettik. Geç check-in yapılacağı sırada 11'de ben o işlemleri hallederken yani nüfus cüzdanını anlatıyorsun, fotokopiyi anlatıyorsun. Ya gerek yok yani anladın mı? Artık senin orada olayımız nüfus cüzdanı değil ki. Orada sen müşteriyi işte kabulünü yapıyorsun. Kabulünü yaparken ne diyebilirdin? Bir baktık ki housekeeper arkadaş söyledi ki yatak eksik. Şimdi bu tarafta da bence benim görüşüm saat 11'e kadar neden kimse yatak eksik mi değil mi diye bakmadı. Mesela bu senin sorumluluğundaysa burada sana eksi de yazabilir. Haberin olsun. Kimin sorumluluğuysa onu da belirtmen lazım. Ya benden önceki... Evet, onun... Ya, mesela ben orada çok üstüne gelmedim simülasyon diye. Orada ben şunu düşünüyorum. Demek keşke ki yazsaydınız. Siz orayı iyi yönetememişsiniz yani. İyi yönetmiş olsaydınız saat 11'e kadar ona biri gidip bakmıştı. Keşke hikayen şöyle olsaydı. Zaten ben gidip de sana yalan bir hikaye uydur demiyorum ama saat 11'e 1 saat kala ya da 2 saat kala ben akşam vardiyasına başladım. Akşam vardiyasına başladığım gibi ben bütün yatakları bir kontrol ettim. Çünkü biliyordum ki bizim bugün late check-in'imiz vardı. Geç gelecekler vardı. Bir fark ettik ki bu durum şu. Tam o sırada da müşteriler erken geldi. Biz normalde 11'de bekliyorduk. Ama onlar 9 gibi geldi. Ben çünkü 9'da almıştım mesai daha. O sırada bir kriz durumu oluştu. O kriz durumundan bizim amacımız en iyi şekilde hızlıca müşteriye fark ettirmeden onlara güzel bir deneyim yaşatarak otel odasına kadar götürmekti. Bak hedefi de biraz daha vurguluyorsun. Karşı taraf daha net anlasın diye. Hemen şöyle bir aksiyon aldık. İşte gidip birinden yardım istedik. Bu birinci konu. İkinci konu bunu eğer kabul etmeseydi ben o sırada B planı olarak kendi yatağımı ya da başkalarının yatağını şöyle ayarlamıştım. Diğer housekeeper'a da bunu söylemiştim. B planına o da hazırlıklıydı. Ya da
A planındaki kişi reddetseydi biz ona indirim talep edecektik, indirim önerecektik. Benim yetki dahilimde şöyle yapacaktım, böyle yapacaktım gibi bir A planını güçlendirecek bir şey söyleyebilirdim. Bak bu, şunu söylemiyorum, yaşamadığın bir şeyi git mülakatta anlat demiyorum. Sadece böyle olsaydı hikaye daha iyi olabilir diye anlatmaya çalışıyorum. Çünkü neden bunu anlatıyorsun abiciksin? Senin buna benzer bir hikayen vardır. Daha kafanda ve bizi şu an izleyen kişilerin kafasında ışık yakmak adına bu detayı paylaşıyorum. Sonra ben B planı, C planı olan şekilde bunu çözdüm. Şeyi de söylemedin, söyleyebilirdim. Bak güzel de yapmışsın. Bir daha bu problemin karşılaşılmaması adına, bu problemle bir daha görüşmemek adına da, bu problemden zarar görmemek adına da şöyle bir aksiyon seti oluşturduk. Böyle böyle bilgilendirdim. Benden önceki vardiyayı bilgilendirdim. O arkadaşın da çünkü sonuçta kontrol etmesi lazımdı. Ben kendi housekeeper'larımızı da bilgilendirdim. Müdürümü de bilgilendirdim. Şöyle şöyle bir önlem aldık da gelebilirdi ama gayet güzel anlattın. Bence star'a uygun anlattın. Sadece mesela 10 üzerinden 9 anlattıysan 10 üzerinden 9.5 olabilir miydi şu an konuşuyoruz gibi düşünebilirsin. Yoksa ben çok şeyi gördüm yani bu çözdüğüm bir problemi anlat deyince bırak çözdüğü problemi anlatmayı, o an bir problem yaratan anlatım şeklinde çok insan gördüm. Sen çok düzgün bir şekilde iyi izlemişsin benim videomu. Güzel, sade bir şekilde anlattın. Daha iyi olabilirdi. Benim bu söylediklerime bir yorumun var mı genel olarak kapatmadan önce videoyu? Yok, hani gayet problemleri net fark etmişsiniz. Yani yok. Bir dahaki teşekkür sefere ederim yani yorumlarınız için. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Hazırlan sen bir dahaki sefere. Seninle bir daha başka bir soru setini, böyle iki tane soru belirleyip yine bir video çekelim. Olur mu? Tamam, olur, yapalım. Herkes kendine iyi baksın. Umarım İsmail'in böyle açık ve şeffaf bir şekilde anlatması, bu medeni cesareti göstermesi sizin de hoşunuza gitmiştir. Yorum kısmında lütfen hani hem sorunuz varsa İsmail'e hem bana belirtebilirsiniz. Eğer siz de böyle katılmak istiyorsanız, İsmail gibi çıkayım ben doğrusunu neymiş göstereyim diyorsanız hepinize kapımıza yazabilirsiniz. Sağlıklı kalın, kendinize iyi bakın. Bütün sorulara, bu sorular olduğu gibi mülakat serimizden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.